Yeni bir günden herkese merhaba, kanalıma ve evime hoş geldiniz. Kalktım, çayımı koydum, yumurtamı haşladım. Şöyle bir yağdanlık almıştım, MasterChef yağdanlığı. Bununla pankek yapayım diyordum. Sizler de dediniz ki yaparken bize de göster. O yüzden başladım aslında ama size göstereceğim aklıma geldi. Rüzgar hiç aklımda durmuyor. Tamam anne, bir dakika. Üstüne çikolata süreceğim, sonra da yiyeceğim anne. Şu şekilde döküyorum. Ne kadar dökeceğimi de aslında tam kestiremiyorum. Hafta sonu maalesef video çekemedim. Eşim evdeyken olmuyor. Ama boşta durmadım. Temizlik yaptım hep. Rüzgar'ın odada oyuncakları değiştirdim. Banyonun bir günümü sadece banyoya verdim. Duvarlarını falan domestosladım. Bekledi öyle saatlerce. Sonra durula kuruna derken akşam oldu. Dün de yine temizlik yaptım ama bir salonum şu an pis. Orada da çekirdek falan çitlediğimiz için altı da bayağı kısık bunun. Göz göz olmaya başladıktan sonra çevireceğim. Bu silikonlu şeyle de çevrilmesi zor oluyor. Bir ben beceremedim. Ama dökümü kolay yani. Tavsiye ederim. İçine de kolay dolduruldu. Temizliği nasıl olur ama o yani o konuda bir fikrim yok. Hemen işimi halleder halletmez. Bir su doldururum, suyla bekler. Hemen gider diye düşünüyorum. Tavamı da hafifçe yağladım. Daha olmamış. Kargom geldi. Yaklaşık 1,5 saat falan oldu. Ama ellemedim. Balkonda duruyor. Kahvaltıdan sonra kargoyu da açacağım. Boyner'e gidemiyorum. Gidemeyince de dedim ki en iyisi internetten sipariş vermek. Kargonun hepsi geldi mi bilmiyorum ama açınca göreceğiz. Powerbank sipariş verdim. Zaten bana da en lazım olan şey powerbank. Şarjımız dayanmıyor malum sürekli video çektiğimiz için. Bir de tabak sipariş verdim, servis tabağı. Ne sipariş vereceğimi de bilemedim açıkçası. Çünkü her şey dışarıya göre daha pahalı. Mağazaya da gitsem aynısı olacaktı. En iyisi dedim o. İşte şunu döndürmesin mesele. Altı da çok kısık. Bir anda yanmasın ki nar gibi kırmızı olsun istediğim için. Ben bu sefer ölçüyü yarım ölçü yaptım. Çok fazla geliyor bize. Ben zaten böyle şeyleri çok fazla yemiyorum. Ama yine de yapmak istiyorum. Eşim genelde yiyor. Ay, döndürmesi gerçekten çok zor. Ben şöyle altını da kısayım iyice. Şunu alayım. Tekrar döküyüm. Onu da görün. Çok büyük kolaylık bence. Kaşıkla döktüğümde daha uzun sürüyordu. Şimdi daha çabuk halloluyor. Altını kısayım yine. Keşke iki tarafı da aynı şekilde pişse. Kahvaltımız hazır. Oğlum sabırsızlıkla bekliyor. Sen yiyebilirsin annem. Sen ye. Aferin benim oğluma. Pankeklerim burada bu şekilde. Çileklerle de süsledim. Burada zaten kahvaltılıklarım hazırdı. Kaşar peynir, salam, bir de oğluma tel peynir almıştım. Tel peyniri çıkardım, inşallah yer. Annem şu peynirin tadına bir baksana. Ama bir bak, çok güzel. Çok güzel değil. Ama bakmadın ki tadına. Anne çocuğunun tadına değil. Tamam peki. 3 tane de yumurta haşladım. Böyle ikimize de ayrı ayrı tabaklara böldüm. Bugün kahvaltımız bu şekilde. Rüzgar'a çay içecek hiçbir şey vermedim. Yoksa yemek yemiyor. Birazcık yerse vereceğim oğluma.
Biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Kahvaltıdan sonra tekrar bir yerlerde görüşürüz. Az önce gelen kargoyu açtım ama rüzgar izin vermediği için, yani sizlere çektim ama rüzgardan hiçbir şey anlaşılmıyor. O yüzden dedim burada göstereyim. Biz kahvaltıyı yaptık. Kahvaltıyı yaptıktan sonra mutfağımı topladım. Bayağı da bir telefonla konuştum. Teyzemle konuştum. Daha önce ben farmasiye üyeydim. Ama sipariş vermeyince belli bir süre sonra askıya alındım. Tekrardan üye olmuştum ama hala sipariş vermedim. Teyzemi de altıma üye yapmıştım. O sipariş verecekti. Biraz onunla alakalı konuştuk. Sonra sohbet muhabbet derken saat bayağı geçti. Sadece mutfağımı toplayabildim. Zaten başka bir işim yok. Bir salonu süpürüp sileceğim. Bu kargomda yaklaşık 4, belki de daha fazladır balkonda bekliyordu. Geldim. Biraz da yüzüne kolonyalı spreyden sıktım. Açtım. Her yer köpük oldu. İyi ki de evi süpürmeden açmışım. Verdiğim siparişlerin hepsi gelmemiş. Demek ki ayrı ayrı mağazaların olduğu için ayrı ayrı gelecek. Şöyle altılı tabak sipariş vermiştim. En güzel bunu bulabildim. Başka şeyler vardı ama üzeri cam arkası renkli olduğu için onlar makinede yıkandıkça atıyor diye düşünerekten bunu buldum. Eşimle buna karar verdik. Bir de powerbank sipariş vermiştim ama powerbank gelmedi. Demek ki diyorum ayrı mağazalar olduğu için ayrı ayrı kargolarla gelecek. Size tabaklarımı da burada göstereyim istedim. İnşallah güzel güzel sunumlar falan yaparım artık. Ben çok beğendim. Kalitesi de keramikanın zaten çok iyi bir şey beklemiyorum. Şuraları kabartılı ama yine de iyi. Çünkü yapabileceğim başka bir şey yoktu. İnternetten de kıyafet siparişi vermek istemedim. Olur olmaz bu sefer iadeyle falan uğraşmayayım dedim. Ama keşke powerbank'im gelseydi, powerbank için daha da mutlu olurdum. Çünkü gerçekten çok lazım oluyor powerbank. Sürekli telefon şarjda durmasındansa elimde powerbank ile video çekmek daha kolay olur. Öyle ben şimdi buraları toplayayım. Bunları çöpe atayım. Sonra geleyim bu salonumu bir süpüreyim, sileyim. Sonra da artık ne yaparız bakarız. Salonumu temizledim. Mis gibi pırıl pırıl oldu. Yerlerde parlıyor. Sildim. Kurusun diye içeri girmiyorum. Ay yoruldum. Size orada o kısımları çok çekmedim ama hızlı yaptım. Böyle kanter içinde kaldım. Salona rüzgar mama sandalyesini de getirdim. Şurada fidaları bir şeyleri eksik olduğu için şu tam tutmuyor. O yüzden rüzgar düşüyordu. Şu çıkıyor gördüğünüz gibi. Eşim bunun fidasını bulursa yaptıracağım. Burada iyi oluyor. Rüzgar mama sandalyesinde oturuyor. Mutfakta yemek yiyeceğimiz zaman da mutfağa taşıyoruz. Böyle salonum. İyi ki de diyorum salona geçmişim. Daha rahat ve temizliği de bence daha kolay. Çünkü koltuğun altına süpürge giriyor. O yüzden memnunum. Şimdi süpürgeyi çıkarmışken süpürmeyeceğim dedim ama mutfağı da son bir kez süpürüp sileyim. Başka da bir iş yapmayacağım gerçekten.
Saatler sonra arabadayım. Tekrardan geldim. Rüzgar'ı kayınvalidemgile bıraktık. Şimdi eşimle öyle geziyoruz. Daha doğrusu kahve makinesini biliyorsunuz taksitle almıştım. Onun taksiti verilecekti. 3-4 gündür de evdeyiz. Bugüne nasip. Bugün dedik çıkalım taksitini verelim. Yemek falan yapmadım. Eşim gelince direkt hazırlandım, çıktım. Yemeği de neden yapmadım? Eşim ekmek üstü pizza istemişti benden. Onu da yaparsam yersek geç kalacaktık. Öyle de yapsam soğurdu. En iyisi dedim eve gidince yaparım. Öyle sıcak sıcak yeriz diye düşündüm. Zaten hemen oluveriyor. Fırında 10-15 dakikada pişiyor. Eve gidince hazırlarım diye düşündüm. Hem kahve makinesinin taksitini veririz hem de biraz dolanırım. Rüzgar'da dediğim gibi kayınvalidemgilde. Geçerken eve de onu da alırız büyük ihtimalle. Biz evimize geldik. Demiştim gitmeden. Eve gelince ekmek üstü pizza yapacağım diye. Ama eşim dedi ki hemen mantı yap da mantı yiyelim, acıktım dedi. Yapayım hemen, o da çabuk dedim ama yarın yaparsın dedi. O yüzden yapmadım, anlayacağınız. Şimdi de mantılarımı haşladım. Şuraya da yoğurtladım. Salçalı sos yapıyorum. Biraz da pul biberle tuz atayım. Bu arada Rüzgar da yok. O kayınvalidem bile kaldı, gelmedi. Yoğurda da tuz atmadım. Buna biraz tuzu bol atabilirim. Birkaç parçada bir şey aldım. Yıkadım onları. Yemeğimizi yedikten sonra sizlere de gösteririm. Bayağı oldu gibi de. Naneyi içine atayım. Dışına atacaktım ama içine daha güzel tat verir büyük ihtimal. Mantım da hazır. Bol salçalısından, böyle salçası bol bol. Biz şimdi gidelim içeride eşimle beraber yemeğimizi yiyelim. Yemekten sonra tekrardan bir yerlerde görüşürüz. Yemekler yendi. Mutfakta toplandı. Şimdi geldim size aldıklarımı göstermeye. Gelir gelmez yıkamıştım zaten. Kuruladım, buraya koydum. Bunları ne zamandır istiyordum. Instagram'da falan sürekli görüyorsunuzdur. Bunlardan aldım. Bunlar normalde ben renk renk diye biliyordum ama aldığım yerde mesela bir kutuda hep bu renkten varmış. Tabii ben ne yaptım? Karıştırdım renkleri. Sordum önce. Dedim bunlar renk renk değil miydi? Artık dediler şansına hangisi denk gelirse. Tabii ben de şansa bırakmadım. Sonra kasada dediler ki hatta değiştirmişsiniz renklerini dediler. Evet dedim, normalde Instagram'a da bu şekilde atmamıştınız. Neyse hadi siz öyle olsun dediler. Renkli renkli aldım. Yoksa tek renk alacaktım. Sonra şöyle bir kek fanusu değil aslında bu. Yani kek fanusu diye geçiyordur belki ama bu minisi. Bu da camdı. Benim evde plastik vardı ama geçenlerde onu teyzeme verdim. Çünkü plastik olduğu için kötü oluyordu. Kötüydü de bayağı. Alt şeyi de böyle hediye gelmişti bana zaten. Yıllar önce. Şimdi bunu görünce eşim demişti o zaman bunu şey yap gitsin. Ben sana alırım demişti. Bunu görünce bunu aldım. İki tane de şöyle şey aldım. Bunlardan da evde var hatta. Şuradan çıkarayım hemen. Zamanında bunları alırken hep tek tek almışım. Şimdi ikili sunum yaptığım için birbirine uymuyordu. Birbirine benziyor diye düşünerek aldım geldim ama yine de ton farkları var. Ama olsun. Burası da böyle. Çay hazır. Şimdi çayımızı dolduracağız. Bunu da eşim işten gelirken getirdi. İş arkadaşı şehir dışındaydı. Gelirken eşime pişmaniye getirmiş. Çayın yanında pişmaniye yeriz diye düşündüm. Şunlarla da en kısa zamanda sunumlar yaparım inşallah. Şimdi bardak çıkarayım hatta ben. Şuradan bir de çay kaşığı. Şekerimi de. Ne zamandır şu şekerliğimi de kullanmıyordum. Aslında bu kapaklı kupa diye geçiyor. Zaten bunu alırken başına ne işler geldiğini eski videolarımı izleyenler bilir. Bu kırılmıştı. Biz bunu yapıştırıp tekrardan sprey boyayla boyadık. Tabi eskisi gibi gözükmüyor ama yine de çok seviyorum. Çayı dolduracağım ama hep dökülecek maalesef ki.
Yine damladı. Oo. Ben bunu bir doldurup tekrar geliyorum. Çayları da doldurdum böyle tabaklara. Pişmaniyeden de birer tane sadı. Bakmayın böyle büyük durduğuna, aslında çok küçükler. Bir pişmaniye, bir pişmaniye, işte o kadar sığdı. Şimdi eşimle beraber oturup çayımızı içelim. Mutfağa geldim, kahvemi koydum, pişti. Özlem ablamın gönderdiği fincanlarla da ancak bu kadar sunum yapabildim. Çünkü bunlara uygun bir tepsim yoktu. Sonra bu tepsi aklıma geldi. Bu da eskilerden, bu da eskilerden. Böyle bir uyum yapmaya çalıştım kendimce. Şimdi şu kapaklarını alayım. Hemen kahvemizi de dolduralım. Daha önce videomda bahsetmiştim. Bu tepsi de eşimin dedesinden kalma. Daha önce dedesi büyük ihtimal Almanya'dan getirmiş. Yaklaşık 40-45 yıllık bir tepsi. Ben de dedem vefat ettiğinde hatıra kalır diye alıp getirmiştim. Fincanlar çok küçükmüş yalnız. Köpüğü olmayacak. Biz ne yapacağız şimdi? Hemen kaşıkla köpüğü koyacağız. Bu fincanla ilk defa yaptığım için bilemedim ölçüsünü. Tamamdır. Yeter. Bir de bunun altı şuradaki mekanizmadan dolayı ısındığı için tezgahın üzerine direkt koyamıyorum. Bir bezin üstüne falan koyuyorum. Ağzını da kapatayım. Sunumum bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün de böyle olsun. Kısa bir video oldu ama en azından hiç koymamaktan daha iyidir. Biz şimdi eşimle oturalım, bir güzel kahvemizi içelim. Size de burada veda edeyim. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.